Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Kasım tarihine girmiş olduk ve hızlı bir giriş var. Fed'in faiz kararını bekliyoruz 21'de. O çok beklenen faiz kararı açıklanacak ama esas beklenen nokta ise herhalde Jerome Powell'ın açıklamaları. Muhammed Demir Londra'dan yayınımıza katılacak. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü. Muhammed Bey hoş geldiniz. Bugün çok çok önemli bir gün. Birazdan detaylandıracağız ve özellikle Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanıyor piyasalar. Genel olarak tabii Kasım ayında herhangi bir faiz değişikliği FED'den beklenmiyor ki tarihsel anlamda baktığımız zaman Kasım ayında merkez bankaları artık yılın bitmesine 2-3 ay kaldığı için bir karar almaz ve yatırımcılar için de aslında borsalarda yeşil bir tablonun olduğu bir dönem. Ancak bakıldığında Amerika Merkez Bankası'nın borsaları diyelim ABD borsaları aslında pandemiden sonra en uzun kayıp sezonu yaşıyor. 3 aydan beridir kaybettiren bir Amerikan borsası var. Ancak bir taraftan da sıkı istihdam piyasaları konuşuluyor. Birazdan detaylandıracağız. Bizim borsa Fed'i nasıl karşılıyor baktığımız zaman aslında tam anlamıyla bekle gör fiyatlaması var. Yani hiçbir şey yaprak kıpırdamadan 0.19 puan kadar primli kapatmış oldu ve bugün açıklanacak olan Fed'in faiz kararını bekliyor borsa yatırımcısı. Ancak tabii bizim açımızdan en önemli konu İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışma diyelim efendim ve dolar Türk lirası tarafında da 28.33 seviyesindeyiz. Birazdan Muhammed Demir ile birlikte aslında Fed'in faizleri sabit bırakması durumunda doların akıbeti ne olacak ve aynı zamanda diğer parametreleri de tartışacağız. Aslında burada %99 ihtimalle CME Market Watch ekranında Fed'den bir faiz değişikliği piyasa oyuncuları beklemiyor. Dolayısıyla da fiyatlamalarda da bir değişikliğe sebep olmayacak gibi. Ancak burada fark yaratacak nokta Jerome Powell'ın vurguları, kelimeleri ve açıkçası birçok nokta yani güvercin mi, şahin mi olacak Jerome Powell'ın açıklamaları efendim. Şimdi bakıldığı zaman tabii özellikle Amerika'daki borçlanma programı kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri de Amerika Merkez Bankası şu anda resmi olarak dillendirmese de eğer savaş, umarım bu şekilde olmaz, uzun sürerse tabii ki burada Fed'in projeksiyonunda da değişikliğe gitmesine sebep olabilir. Diğer taraftan dün bildiğiniz gibi Japonya Merkez Bankası faizleri açıkladı ve onlar ultra gevşek para politikasını devam ettirme kararındalar. Ama aynı zamanda 10 yıllık tahvil getiri eğrisinde de %1'lik bir esneklik tanıdı Japonya Merkez Bankası ve özellikle dolar endeksi geçtiğimiz ay yani Ekim ayını satıcılık kapattı ve majör paralar karşısında düşüşteydi. Ancak Türk lirası gibi paralar tabii ki özellikle bu jeopolitik risk ortamında ve enflasyon ortamında değer kaybediyor. Bugün de açıklamalar vardı. Özellikle Türkiye'deki enflasyona dair. Bakıldığı zaman aslında bir dolar endeksini sevgili editörümüz Suat Dural'dan rica edelim. O tarafta özellikle 106 seviyelerinde karşılıyoruz. Ekim ayını da Euro'ya, Japon yenine ve diğer majör paralara karşı değer kaybeden bir Amerikan doları vardı. An itibariyle 106.97 seviyesindeyiz. Bugün Euro biraz değer kaybediyor. Aynı zamanda Pound cephesinde de yine dolara karşı bir çeyrek puanlık bir düşüş yaşanıyor ki Fed'in faizleri 5.25 ile 5.50'de bırakması yönünde ve bu seviyeler aslında 2007 krizinden bu yana görülmüş en yüksek politika faizi duruşu. Dolayısıyla da dünyada aslında bir borçlanma maliyetinin artması, Amerikan dolarının kullanmanın maliyetinin çok ciddi bir orana gelmesi, faturasının yükselmesine sebep oluyor. Bugüne bakıldığı zaman da aslında aynı zamanda istihdam piyasaları çok çok iyiydi. Son gelen tarım dışı istihdam rakamlarına bakıldığı zaman aslında Fed'in yüksek faizlere rağmen istihdam piyasalarında bir bozulma olmadığı, hatta otomotiv sektöründe yaşanan grevleri hatırlayacaksınız. O tarafta maaştan dolayı grev yapan işçileri de görüyoruz. Dolayısıyla da Amerikan ekonomisinde aslında çok ciddi bir ısınma ve istihdam piyasalarında bir bozulma yaşanmıyor. Dolayısıyla da şu anda Amerika Merkez Bankası muhtemelen bu faizleri arttırmak isteyecek bir tane daha diyelim efendim. Hemen Amerikan borsalarına bakalım.
Özellikle Coca-Cola, Pepsi ve Walmart gibi, hatta Amazon gibi şirketleri hatırlayacaksınız. Onlar çeyreklik dönem bilançolarını açıkladı ki Amerikan ekonomisinin en önemli şirketleri, küresel şirketleri, onlar da tüketimi gösteriyor. Dolayısıyla da o bilançolar iyi gelince aslında şirketler tarafında da resesyonun fiyatlanmadığını söylüyor uzmanlar. Birazdan Muhammed Demir'le konuşacağız. Tüm bu olumlu tabloda Fed'in faiz artırması gerekir mi? Amerikan borsaları aslında S&P öncülüğünde güzel bir kazancı var. Kasım ayında en azından işleri düzeltmek istiyorlar. Ancak 3 aydır özellikle S&P 500'de bir kayıp var ki %10 3 ay önceki zirveden aşağıda. Dolayısıyla da eğer bu ay da bir satış olursa muhtemelen ayı piyasası riskini birazcık daha efendim konuşacağız. Bugün Amerika'da önce ADP datası geldi. İstihdam verisi o zayıf geldi aslında. Bir miktar sanki istihdam piyasalarında bozulmanın öncü ibaresi gibi, daha doğrusu habercisi gibi. Ancak bu tarz datalarda, ara datalarda merkez bankaları en azından 3 aylık bir şekilde gözlem yapmak isteyecektir. Yani bir aya bakarak karar vermek istemeyecektir. Unutmayalım, bu cuma da Amerika'da tarım dışı istihdam rakamları var. En az Fed faiz kararı kadar etkili olan bir data olduğunda paylaşalım. Amerikan borsaları bu şekilde ve diğer rakamlara da bakalım. Özellikle tahvil tarafını çok konuşmuştuk. Bugün Amerika Hazine Bakanlığı tahvil ihracı yaptı. Beklentinin altında bir talep olunca Amerika'da tahvil faizleri aşağı geldi ve 4.82 bandındayız. 2 yıllık tarafta da 5.03'ler efendim söylenebilir. Diğer taraftan tabii ons altın bugünün belki de en çok Amerika Merkez Bankası'nı bekleyen ürünlerinden. 2000 dolara kadar gelmiştik jeopolitik listenin artması ve enflasyon kaygılarıyla. Eğer bugün Fed yumuşak mesaj verirse dolar endeksinin zayıflamasıyla birlikte hem endekslere hem de altına hem de Bitcoin'e muhtemelen alış gelebilir. Bugün de petrol fiyatlarında dünkü düşüşten sonra bir miktar alım görüyoruz. Varil başına Brent ve ham petrol tarafında yarım puanlık bir artış oldu efendim. Paylaşalım ve son olarak da Bitcoin fiyatları 1 milyon TL'yi gördü bir Bitcoin bugün içerisinde. Ancak bugüne baktığımız zamansa 982 bin TL'den geçiyor. Eğer Amerika Merkez Bankası şahin mesaj vermezse muhtemelen riski seven yatırımcılar endeksleri bir miktar alır, biraz altın alır, biraz da Bitcoin alır diyelim efendim. Hemen Muhammed Demir'e dönelim. Ve tabii ki bugünü öncelikle soralım. Siz ne bekliyorsunuz? %90 ihtimalle neredeyse kesin bir aslında sonuç var. Ancak burada sonuçtan ziyade sanırım Powell'ın kürsüde yapacağı açıklamalar çok daha kıymetli. Ne dersiniz? Muhammed Bey'in sesinde bir sıkıntı var. Pardon, özür dilerim. Geliyor mu sesim evet, şu an? Evet, şu an geliyor. Buyurun, buyurun Muhammed Bey. Baştan alırsanız çok sevinirim çünkü tabii İlk başta duyulmadı. Faiz tarafında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi. Orası hani olaysız geçecek gibi. Sonraki konferansta da muhtemelen Powell'ın söyleyeceği şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çünkü bir şekilde bu görünümle ilgili enflasyon mücadelesini bırakmayacaklarını söyleyecekler. Ne olursa olsun müdahale edeceklerini söyleyecekler. Yani bunlar da çok beklenen şeyler. Ama diğer taraftan biraz önce dinlediğimiz gibi istihdam piyasasında çok ciddi işaretler gelmeye başladı. Hep konuşuyorduk bu yapılan faiz artışları, müdahaleler, işte enflasyonu aşağı çekme çabaları. Çok gecikmeli de olsa yansıyacak ekonomiye diye. O etkileri görmeye başladık. Dolayısıyla şimdi tam şu noktaya geldik. Hem ekonomiyi çok sarsmayalım hem de enflasyonu aşağıya çekelim diye. Enflasyon tarafına baktığımızda da aslında çok ciddi hedeften uzakta değiliz. Yani %1-1,5 gibi bir farklılık var Merkez Bankası'nın hedeflerine baktığımızda. Diğer taraftan bu yüksek faizler biliyorsunuz hem ev piyasasında, inşaat piyasasında, ev alım satımında hem de devletin borçlanmasında ciddi sıkıntılar oluşturmaya başlıyor. Yani çok konuşmuyoruz bunu ama neticede Amerika'da hazine bonoları ihraç edilirken hani hepsi aynı noktaya gelmişti, %5'lere gelmişti biliyorsunuz. Şimdi uzun vadeli olan borçlanmaları azaltmaya başladı yapılan ihraçlarda. Yani burada aslında devletin de biraz kaygılanmaya başladığını görüyoruz çok yüksek faiz ortamında. Dolayısıyla bizim beklentimiz artık hani her ne kadar bir kez daha artıracağız dedilerse de hani böyle bir açıklama yaptılarsa da bundan sonra eskisi kadar şahin bir duruşun olmayacağı, biraz ekonomiyi dengelemek için yavaş yavaş
yataya ve önümüzdeki dönemde aşağıya doğru faiz hareketlerinin başlayacağı bir döneme giriyoruz. Aksi takdirde stagflasyona gideceğiz. Yani hafif bir resesyonla atlatmak yerine ya da resesyonun içine girmek gibi bir ihtimalin üzerine oynamak yerine bence o resesyon kartını oynamayacaklar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde şimdi şey Noel Baba Rally'si vardır biliyorsunuz piyasada. Onu da biraz destekleyecek şekilde. Kasım'da başlar mı Noel Baba çalışmaya? Açıklamalar gerilebilir diye düşünüyoruz. Kasım'da da görev yapıyor mu Noel Baba yoksa birazcık daha aralığa doğru mu gelir? Yani bu dediğiniz şey önemli çünkü tarihsel noktalara baktığımız zaman Kasım ayları genelde S&P 500 tarafında hep olumlu olmuş. Yani ağırlıklı olarak olumlu olmuş. Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın özellikle Kasım ayında majör bir mesaj, piyasaları yönlendirici bir mesaj vermekten hep kaçındığına da şahit olduk. 2024'e daha girmediğimiz için, belki yaşamadığımız için ama herhalde bu dönem, bu sene çok farklı Muhammed Bey. Ne dersiniz? Yani çünkü piyasa oyuncuları hiç bu kadar yılın sonuna ya da Ocak ayına bu kadar fokuslanmamıştı. Şimdi baktığımızda biraz önce dediğim gibi ben biraz daha yumuşak açıklamalar bekliyorum. Yani böyle çok şahinden ziyade şahinliğin azaldığı, güvercinliğe doğru gittiği açıklamalar göreceğiz. Noel Baba da yurt dışına çok erken geliyor. Yani Türkiye'de karıştırılır hep yeni yılla Noel mesela. Normalde 24 Aralık'tır. Ama bütün Aralık mesela çok verimin düştüğü, herkesin yavaş yavaş işte Noel yemekleri, işte resepsiyonları hazırladığı dönemler olur. Ve buna Kasım ayından itibaren girerler. Yani öyle bir moda girer. Hem piyasa girer hem de sosyal kültürel olarak girerler. Şimdi hem endeksin çok ciddi aşağıya geldiğini göz önüne alırsak yani kabaca bir %10'dan fazla bir satış yedik değil mi? Yani bir düzeltme yapıldı. Henüz ayı piyasasına girmiş değiliz hisse senedi endekslerinde. Buralardan yavaş yavaş toparlanacağını bekliyorum ben. Fed'in de olumlu yönlendirmesiyle. Aksi takdirde eğer Şahin açıklama yapmaya devam ederlerse açıkçası ne piyasanın bunu kaldıracak hali var ne hazinenin, Amerikan hazinesinin bunu kaldıracak hali var, ne de dünya ekonomisinin bunu kaldıracak hali var. Şimdi Muhammed Bey aslında önümde de birçok not da var sevgili editörümüz sağ olsun Suat Dural hazırlamış ama bu notlarda benim gözüme çarpan en önemli noktalardan bir tanesi aslında neye ve nasıl bakacağını Amerika Merkez Bankası önceliklendirecek değil mi? Yani özellikle bir tarafa baktığımız zaman ABD ekonomisinde gerçekten çarklar çok iyi dönüyor ama bir taraftan baktığımız zamansa o tarafta işleri de çok da böyle iyiye gitmediğini görüyoruz. Örneğin Amerika'da mortgage başvurularında düşüş, hepsinde de konuşuyoruz, devam ediyor ve 7 haftalık yükselişin ardından ilk kez gerileme kaydetmiş oldu. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı. Ve özellikle verilere baktığımız zaman bu tarafta özellikle başvurularda %4'e varan bir geri çekilme var. Ancak diğer taraftan da istihdam piyasaları oldukça sıkı. Az önce perakende ve özellikle tüketim noktasını gösteren önemli şirketlere de söyledik ki Netflix de bunlardan bir tanesi. Çok ciddi bir aslında orada da işlerin rayında olduğunu da görüyoruz. Yani ne tarafından bakacak sizce FED? Şimdi yani genel olarak bakalım isterseniz ekonomiye. Yani hangi taraflar iyi gidiyor, hangi taraflar kötü gidiyor. Şimdi Fed'in önemsediği verilerden bir tanesi istihdam değil mi? İstihdamda ciddi, güçlü, sıkı bir, güzel bir resim olduktan sonra biz hiç çekinmeyiz, faiz artırmaya devam ederiz diyorlardı. Şimdi ilk gelen sinyal istihdamın artık eskisi kadar güçlü ilerlemediği noktasında. Diğer taraftan mortgage'lara baktığımızda şöyle bir çıkmaz, hani kısır döngünün içerisinde Amerika. Mortgage oranları yükseklere gelmiş durumda. Bu ne demek? İnsanların çok ciddi faiz ödemesi demek. Yani evin fiyatından daha fazla faiz ödemesi demek hali hazırdaki mortgage'lar. 1-1,5 katı kadar. Yani 600 bin dolarlık bir ev alıyorsanız 600-900 bin dolar arası faiz ödüyorsunuz demek. Kimse dolayısıyla bu topa girmek istemiyor. Diğer taraftan mortgage, onaylanan mortgage'lar az olduğu için ev fiyatları da sanki aşağıya gelecek gibi bir beklenti var. Hani sanki insanlar ev almıyor, mortgage'lar onaylanmıyor diye ev fiyatları düşecek gibi bir beklenti var. Ama o da olmuyor. Sebebi şu, geçtiğimiz seneden bu yana hani iki senenin enflasyonunu üst üste bileşik olarak koyarsak %15-20 arası bir fiyat artışı var değil mi? Tuğlanın fiyatı o kadar arttı, demirin fiyatı o kadar arttı, çimentonun fiyatı o kadar arttı. Şimdi ev sahipleri de bu satacak oldukları evleri sıfırdan yapacak olsalar zaten %15-20 daha yukarıdan olacak. Dolayısıyla mortgage alabilen insan sayısı
azaldı diye kimse evini aynı fiyatlara aldığı 2 sene önceki fiyatlara satmak istemiyor. En az bir %15-20 primle satmak istiyor. Dolayısıyla orada bir kısır döngüye girildi. Şimdi Amerikan ekonomisi, Kanada ekonomisi ve İngiltere ekonomisi, biraz daha Anglo-Sakson ekonomiler mortgage sektörü üzerinden çok ciddi destek gören ekonomiler. Hem bankacılık sistemi bundan faydalanıyor, hem işte insanlar bundan faydalanıyor, hem ne bileyim borç alma, verme, belli bir teminat yatırım açısından kredi sistemi bundan faydalanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir sistem. Bunu da düzeltmek için yine o mortgage oranlarının aşağıya gelmesi lazım. Şimdi hem mortgage oranları aşağıya gelsin diye faizler gelecek. Biraz önce bahsettim. Mesela Amerikan hazinesi artık beklenenden daha az bir treasury ihracına gidiyor. Hazine bonosu ihracına gidiyor. Dolayısıyla her tarafta bu şahin yaklaşımın yavaş yavaş sıkıntı oluşturmaya başladığını görüyoruz. Bakıyorsunuz tamam biz bu enflasyonu aşağı indirmek için faiz oranlarını da yukarıya çektik. Ama bu neticede bizim enflasyonu sıfırlara, eksilere çekmemize sebep oldu mu? Bunu becerebildik mi? Hayır. Çünkü zaten faiz artışlarının yapacağı talep daralması etkisini biz gördük. Halihazırda o zaten piyasaya yansımış durumda. Yani siz bir süngerin üzerine istediğiniz kadar su dökün, süngerin emebildiği bir yani şu anda bu 5.25-5.50 bandındaki faizlerin maliyeti ve etkisi yansıdı. Yani gelecekte bunu tekrar etkilerini görmeyecek miyiz diyorsunuz Muhammed Bey? İlk sorum. Yani etki yansıdı. Bir taraftan da %2'ye yaklaşmadık ama daha. Buyurun, buyurun. Özür dilerim. Yani bu biz faizleri burada tutarsak daha fazla bir enflasyonun aşağı gelmesi durumu söz konusu olmayacak. Tam aksine ekonominin dönen çarklarından birkaçı ya kırılacak ya sıkışacak. Hı-hı. Yani orada bir sıkıntı yaşayacağız. Dolayısıyla normalde hani bu son gelen verilere kadar ne bileyim hem hazineden gelen hem mortgage tarafından gelen hem de istihdam tarafından gelen verilere kadar biz de şahin durmasını bekliyorduk. Ama bu gecikmeli rötarlı etkilerin gözlemlenmesinden itibaren burada geri adım atacağını bekliyoruz. Maalesef hani ileride şimşek çakar da ışığı gelir sonra sesi sonradan gelir ya. Fed biraz kör. O çakan şimşeğin yıldırımın ışığını görmüyor. Sadece duyunca ciddi bir eyleme giriyor ya da hamle yapıyor. O zaman burada aklıma gelen bir soru var. Yani şunu belki tartışmakta fayda var Muhammed Bey. Şimdi %2'lik Fed'in hep oldu olası bir enflasyon hedefi var. Onlar da eski belki travmatik geçmişlerinden dolayı böyle bir hedefte ısrarcı olmaya devam ediyor. Ancak sizin söylediğiniz noktada şu andaki bu faiz artışları %2'ye yaklaşmasını sağlayamadı. Bir iniş var ancak %2 henüz daha yakalayamadık. Burada o zaman şu tezatlık mı var? Yani bu enflasyon faizle yönetilemeyecek bir enflasyon olduğu için Fed boşa bir kürek mi çekiyor? Ya da %2'lik enflasyon artık eski dünyanın enflasyon hedefiydi. Pandemiydi, lojistik kriziydi, başka krizler derken bu %2'lik hedeflerin bugüne uyumlaştırılmış hali %4'ler, %5'ler midir? Yani Fed burada hedefi yükseltse herhalde sorun çözülmüş olacak yani. Ya hedef yükseltme şöyle. Yüksek enflasyon hissedilebilir derecede olduğu zaman çok ciddi sıkıntı. Şimdi diyelim ki bugün 10 dolara bir şey alıyorsunuz. %2 enflasyon olsa 10 dolar 20 sent olur. %3 enflasyon olsa 10 dolar 30 sent olur. Yani oradaki %1'lik fark çok ciddi herkesin hayatını olumsuz etkilemez. Ve herkes de bu fiyat artışının farkına varmaz. Bizim son dönemdeki yaşadığımız enflasyon sıkıntısı %10-15 arasına geldiği için insanlar 10 dolara aldığı şeyler 11 dolara geçtiği için hani bu çok ciddi hissedilir bir enflasyon olduğu için ve biraz önce bahsettiğimiz gibi mortgage oranlarına vesaire yansıdığı için yani insanların aylık giderleri çok ciddi arttığı için şimdi düşünün milyonlarca insan her ay mortgage ödüyor. Şimdi %4'lük bir faiz artışıyla sizin mortgage'ınızın yansıması, aylık ödemelerinize yansıması %40-50 civarında. Şimdi biz gidelim de işte ne bileyim suyun, ekmeğin, şekerin fiyatını %3 değil de %2 olsun diye uğraşırken insanların çok ciddi bir harcama kalemi, ödeme kalemi olan mortgage'ları yani yüzde olarak baktığınızda gelirlerini %40-50 artırıyoruz. Bu da farkında olmadan yani tabii farkındadırlar diye düşünüyorum da neticede aklın yolu bir sağduyu gerektirir sadece biraz düşünmek gerektirir. O zaman diğer bütün maaş beklentilerine, diğer bütün harcama beklentilerine, diğer bütün enflasyon beklentilerine yansıyor. Çünkü ev sahibiyseniz bunun kredisini ödüyorsunuz. Çok evet. Mortgage'lar 30 senelik, 25-30 senelik, 40 senelik olduğu için
kimsenin doğru düzgün ödenmiş bir mortgage'ı yok. Mortgage sahibi değilseniz ev kiralayacaksınız. Kiraladığınız ev zaten mortgage'da. Onun ödemesi yukarıya gelince kiralar yukarıya geliyor. Yani böyle bir kısır döngüye girmiş oluyorsunuz. Gelir de artmayınca ki grevde biliyorsunuz otomotiv sektöründe ve birçok sektörde aslında grev de var Amerika'da. Ya evet var ve yani olaylar gitgide daha olumsuz olmaya başlıyor. O yıldırımın, şimşeğin ışığı zaten gelmişti. Hani yaptıkları zaman faizler artırılıyor. Hani bunları konuşacağız demiştik. Resesyonu konuşacağız demiştik. Belki stagflasyonu konuşacağız demiştik. Ama şimdi sesi gelince hemen FED biraz daha güvercine geçecek. Burada biraz daha önemli olan baktığınızda hep söylediğim gibi bu sebebi ortadan kaldırmak. Kaldım. Bakın bütün İsrail-Filistin gerilimine rağmen petrol fiyatları aşağıya geliyor. Yani herkesin kaçırdığı nokta bu. Bütün mesela Ukrayna geçen hafta açıklama yaptı. Biz bu tahıl koridorunu kullanmayacağız askeri risklerden dolayı diye. Buğday fiyatları aşağıya geliyor. Şimdi demek ki burada hani ben şey diye bahsetmiştim. Yani burada bu savaşı kim kazanacak? Yani kapitalizmin kurucusu, fikir babası olan Batı mı kazanacak o petrol fiyatlarını aşağıya çekmek için? Yoksa petrol üreten ülkeler OPEC Plus mı kazanacak demiştim. Gözüken o ki bir şekilde Batı bu fiyatları aşağıya çekebiliyor. 80 dolardayız şimdi mesela petrolde, Amerikan petrolünde, WTI'da. Bu 70'e 60'a gelse o %1-2'lik enflasyon farkı var ya direkt aşağıya gelecek. Dolayısıyla yani faizleri yukarıda tutup mortgage'lara başvuranların, evini satmak isteyenlerin ya da borçlanmak isteyen hazinenin bu kadar sıkıntıya sokulmasına gerek kalmayacak. Hı hı. Şimdi bugün aslında sizin söylediğinizi savunan, analiz eden ancak sonrasında ayrışan bir nokta var. Bir isimle Bloomberg ekonomisinin baş ekonomisi Anna Wong'a göre her ne kadar çekirdek enflasyon Eylül ayında hızlı yükseldiyse de yaz boyunca enflasyonda görülen düşüş, yıl sonunda çekirdek PC enflasyonu muhtemelen Fed'in son tahmininde altında kalacağı anlamına geliyor diyor Muhammed Bey. Ve nihai bir faiz artırımının gerekip gerekmediğine karar vermeden önce biraz beklemesi olanak sağlıyor diyor. Fed'in son dönemde ekonomik aktivitede gözlenen yukarı yönlü sürpriz sebebiyle sıkılaştırma söylemini sürdürmesi muhtemel diyor. Ancak yıl sonunda özellikle yılın geri kalanında artık istihdam piyasalarında hızlı bir soğuma bekliyorum. Dolayısıyla da gelecek sene bir faiz artışı olmayacak diyor. Yani istihdam piyasalarından kaynaklı bir Fed'in bu anlamda geri adım atacağını savunuyor. Yavaş yavaş sanki hem ADP datalarından ve diğer datalarda ufak ufak o bozulmaları da görüyoruz gibi, ne dersiniz? Ya işte bütün bu dataları bir araya koyduğumuzda hem istihdam tarafı hem emtia fiyatlarının gerilemesi hem işte ekonominin temel çarklarından mortgage'tır, işte ev yapımları, satımları, alımları vesaire bunların gerilemesi ve buna rağmen insanların maaş beklentilerinin, harcama alışkanlıklarının çok değişmemesi, hepsi birbirini destekleyen şeyler. Siz gidip de aylık mortgage'ınız artarsa maaş zammı isteyeceksiniz. Tabii. Maaş zammıyla birlikte tabii ki sadece mortgage kadar istemeyeceksiniz. Bu sefer hem iş yerleri sıkıntıya giriyor, hem fiyatlar artıyor. Bir de enflasyondan uzak durma istemesinin sebebi, yani bu kadar aman işte ne olursa olsun biz ekonomiyi resesyona soksak bile enflasyonla mücadele edelim demelerinin sebebi, bir kere ucunu kaçırırsanız ipin ucunu orada, insanlar çok şey değiller, çok mantıklı hareket etmiyorlar toplumlar. Bunu hiç bize Türkiye'ye anlatmayın Muhammed Bey. Biz şu anda bunu maalesef hani Nirvana'da yaşıyoruz. Yani ipin ucu kaçınca gerçekten de virüs gibi yani, o fiyat algımızı kaybediyoruz yani, gerçekten de. Yani ben en son Türkiye'ye geldiğimde açıkçası çok şaşırdım. Çünkü hakikaten bir korelasyon kalmamış mesela. Herhangi bir üründe kalitesiyle ya da aldığınız hizmetle ya da nereden aldığınızla çok bağlantısı olmadan korelasyon kalmamış. Çünkü insanlar bir nevi hani biz borsada işte alış satış fiyatı vardır ya, orada bir fiyat dengelenir ya. Böyle bir tahta oluşturmaya çalışıp acaba kaça satabilirim diye borsa gibi normal servisleri ve ürünleri fiyatlandırmaya başlamışlar. Hizmetleri fiyatlandırmaya başlamışlar. Tabii. Batı'nın da zaten önüne en geçmek istediği ama bu %3'lük, 4'lük bir enflasyonla, yani trende aşağıya doğru gelen bir enflasyon ortamında, yani yukarıya doğru giden değil, bakın tehlike büyüyor, artıyor değil de tehlike küçülüyor ortamında en önemli nokta o %1-2'lik fark değil diye düşünüyorum. Çünkü sonradan tekrar toparlayamayacakları sıkıntılara girecekler.
Yani bu bağlamda baktığımızda biraz daha güvercin yaklaşım olacak. Belki Evet. hani bu sene de artıracağız dediler işte. Şimdi Kasım'a giriyoruz değil mi? Hı. Aralık var. Bir tane daha artırılacak. Hani bunu da artırılmazsa sonucu da Belki de artırılacak Ocak'ta değil mi kesin. olabilir? Ama Şöyle bir o da şey var. olmayabilir yani. Fed'i ben Hatta faiz birazcık de düşünülebilir aslında bakarsan seneye. daha ben vicdanlı bir merkez bankası da görüyorum. Yani kendi vatandaşları için. Çünkü bu enflasyonla mücadeleyi eğer enflasyonun maliyetini vatandaşa fiyat artışı ve aynı zamanda işte bakıldığı zaman vergi anlamında o kamu harcamalarını finanse ettiren tarafı olunduğu zaman burada Merkez Bankası değil mi enflasyonu birazcık da vatandaşı üzerinden yönetmiş oluyor. Ancak işte bir işsizliği göze alarak ufak da olsa birilerinin artık fedakarlık yapması gerekiyor. Faiz artışlarıyla enflasyonu yönetmek bana çok daha mantıklı ve bir miktar daha tırnak içerisinde hani ekonomide duyguya yer yoktur ama daha vicdanlı bir merkez bankası gibi de geliyor. Yani çünkü gerçekten şunu görmüş olduk ülkece hani işsizlik olsaydı da en azından bu kadar çok büyük maliyetleri ödemeseydik dediğimiz bir nokta da var. Çünkü şirazesi gerçekten de kopmuş oldu Türkiye'de. FED herhalde bundan korkuyor değil mi? Sizin söylemiş olduğunuz nokta da burası sanırım. Tabii ki. Çünkü enflasyon biraz da enfeksiyon gibi. Yani isimleri de benzer, etkileri de benzer. Ya yani çok hızlı müdahale ederseniz, çok büyümeden kontrol altına alırsanız, yangın gibi sıkıntı yok. Tamam yani belli bir zarar verir, belli bir dönem sıkıntı çekersiniz ama o zararı kısıtlamış olursunuz. Ama enfeksiyonun kontrolünü bir an önce ele almazsınız. Çünkü yapacağınız müdahale, dikkatinizi çekeyim, farklı bir müdahale değil. Yani faizi artıracaksınız, başında da faiz artıracaksınız, sonunda da faiz artıracaksınız. Ya da belli kısıntılara gideceksiniz, belli sıkıntılara sokacaksınız, başta da sokacaksınız, sonunda da sokacaksınız. Ama şimdi diyelim ki biz yangın söndürücüyle ya da köpükle neyse müdahale ediyoruz yangına, değil mi başında? Ama müdahalenizin büyüklüğü çok çok daha büyük olacak ve kontrol altına alamayabileceksiniz öyle bir durum olursa. Bunların yapmaya çalıştığı da tamamen yangını kontrol altına almaya çalışmak. Ve ben rahatlıkla söyleyebilirim ki Batı yangını kontrol altına aldı. Diğer taraftan bu soğuk savaş hani arka planda devam eden sıcak çatışma değil. Ukrayna-Rusya arası ne bileyim İsrail-Filistin arası değil de arka planda devam eden hem ekonomik hem diplomatik hem politik tarafta Batı bu işi iyi yönetiyor. Yani Rusya dedi ki ben sizi doğalgazdan dolayı sıkıntıya sokarım. Ben sizi petrolden dolayı sıkıntıya sokarım. Bakın tahıldan, gıdadan dolayı sıkıntıya sokarım dedi. Bir şekilde Batı bunların hepsini aştı ve fiyatları aşağı çekmeyi başardı. Yani günün sonunda tabii ki Amerika'da ister ki buğday fiyatları yukarıda olsun. Çünkü çok ciddi bir buğday üreticisi değil mi? Tabii. Günün sonunda ister ki Amerika petrol fiyatları, enerji fiyatları yukarıda olsun. Çünkü çok ciddi petrol üreticisi bir ülke. Rezervleri de Ama var. bu Evet. büyük resimde menfaatlerine ters düştüğü için kendi içinde de tutarlı bir politika izleyebiliyor. Yani kendi enerji üreticilerine de bu yönde tavsiye verebiliyor ya da yönlendirebiliyor diyelim. Muhammed Bey aslında son Powell çok eleştirilmişti biliyorsunuz. Hatta bu faiz işine girişmeden önce birazcık daha böyle zamanlama olarak geç başladı ya da miktarsal olarak da 25 bas puanla başlamasını piyasalar böyle birazcık hani Powell'ın bu süreci çok iyi yönetemediği şeklinde hatta o dönem Biden'a seçilebilmek için kendine birazcık daha böyle bir hani politik bir mesaj da verdiği söylenmişti. Ancak bakıldığı zaman kararlı bir şekilde 11 toplantıda faiz artıran bir Amerika Merkez Bankası vardı ve geçtiğimiz aydan bu yana işte bugün de artırmazsa iki tane toplantı ara vermiş olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz Powell'ın iletişim dili son birkaç aydır özellikle birazcık daha yatırımcılar, küresel piyasa oyuncuları rehavete kapılmak istiyor. Bir yerden nereden döner bu Fed diye bekliyor ama Powell her seferinde onların bu umutlarını birazcık daha bu tarafa bırakıyor. Dolayısıyla ben sizden bir Powell analizi rica ediyorum. Hem iletişim politikası hem de duruş anlamında bir de bu ay özellikle işte aslında çok da kötü gitmiyordu dolar endeksi ama bu ay kaybettirdi. İşte bakıldığı zaman güçlü paralara karşı euroya, franga, Kanada doları gibi majör paralara karşı ufak da olsa bir değer kaybı vardı. Devam eder mi dolar endeksindeki gevşeme yoksa bu tarafta bir hani 106 taban mıdır ne dersiniz? Yani doların değerinden başlayayım. Bence dolar gereğinden fazla değerli baktığınızda. Yani olması gerekenin üst seviyelerinde, daha yukarı seviyelerde işlem görüyor. Çünkü Amerikan ekonomisinin diğer büyük ekonomilerden çok çok daha hani fark atarak 2-3 kat
daha başarılı bir şekilde mücadele ettiği bir durum söz konusu değil. Tabii ki diğerlerinden daha iyi devam ediyor ama çok da ciddi bir fark yok. Diğer taraftan baktığınızda ya Powell'ın hani performansını biz geçen sene de hani bu faizler artmadan önce diyorduk ki ya bakın enflasyon geliyor, ayak sesleri geliyor. Biz bunu günlük yaşamımızda hissediyoruz. Konuştuğumuz, görüştüğümüz herkes de bunun üzerinde hemfikiriz. Ama Merkez Bankası bunu sözlü olarak yönetmeye çalıştı. İlk önce bir şey vardır ya, inkar, bu şeyin acı şey, yas tutmanın 5-6 aşaması var ya, inkarla başlıyorsunuz. Yok öyle bir şey, enflasyon yok diye. Halbuki enflasyon vardı, bütün veriler de elindeydi. Ama zannedersem biraz şeye güvendiler baktığınızda. Enflasyon beklentisinin enflasyon oluşturma gibi bir ilginç etkisi var biliyorsunuz. Yani ekonomide her şey yolunda gitse bile birdenbire bütün ekonomideki aktörler enflasyon olacağını beklerse, %10'luk 20'lik fiyatlarını ona göre ayarlarsa herhangi bir dış etki olmadan enflasyon oluşuyor. Burada da biraz daha psikolojik etkiye oynamak istediler. Belki dediler biz faizleri artırmadan, piyasayı çok sarsmadan ya enflasyon yok, varsa da geçici. İlk önce yok dediler. Sonra enflasyon geldi, geliyor ama geçici dediler. Sonra %7'lere, 8'lere geldi. Buraları tepe noktası dediler. Sonra %10'ları geçti. Bunların faiz artırmasının başlangıç noktası artık sözel olarak, psikolojik olarak piyasayı yönlendiremeyeceklerini fark ettikleri zaman oldu. Çünkü hani şimdi ben bile oturduğum yerde bunu görebiliyorsam, Powell gibi hem tecrübe olarak, hem bilgi olarak, hem de verilere erişim olarak çok ayrıcalıklı noktada olan birinin bunları göremeyeceğini düşünmek istemem. Dolayısıyla bence gördüler ama ilk önce bir tehditle, bir yönlendirmeyle ya da iyimserlikle biz bunu Vakit mi yönetelim. kazanmak Dolayısıyla orada istedi hata sizce? yaptılar. Yani Çünkü böyle zor bir süreç olduğu için belki merkez bankalarının tarihinde ilk defa da oluşan bir şey. Pandemi kriziyle birlikte yaşanan bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada bir vakit kazanmak için böyle bir hani geçiştirici bir açıklamayla mı sizce piyasaların karşısına çıkmıştı? ya şimdi piyasalarda da evrende de her şeyde belli bir eylemsizlik var, ivme var. Şimdi siz 10 sene, 15 sene piyasalarda gidip %0 faiz uygulamışsınız. Üstüne likide verebildiğiniz kadar vermişsiniz. Basabildiğiniz kadar para basmışsınız. Piyasayı çalıştırabilmek için bir şekilde çarklar devam etsin diye. Sonra birdenbire diyeceksiniz ki ben hızlı bir şekilde faiz artırıyorum. Yani orada biraz daha hani bipolar gibi durmuş olacak yani Merkez Bankası. Birdenbire 20 trilyon verdik, işte şu kadar likide verdik, şuraya garantör olduk, işte herkesin cebine para koyduk falandan. Birdenbire arkadaşlar faizi artırıyoruz, hadi bakalım %5 de diyebilirlerdi. Yani diyelim ki %5 artırdılar. Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi de var değil mi? Yetkisi istediği yere çeker. Yani %0,25 artırmak, %0,50 artırmak zorunda değiller. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi biraz orada ilk önce hani negatif tarafta yatay olarak giden şeyi durdurup ters tarafa gitmek için ilk önce bir frene basmanız lazım. Çok sert frene basarsanız, çok hızlı gaza basarsanız eylemsizlik etkisinden dolayı piyasanın ciddi bir tepkisi oluyor. Şimdi zaten son yaptıkları toplantılardan gelen mesajlar, aldıkları kararlar, ara verdik demeleri, ya yapacağız ama işte bakalım piyasaya bakıyoruz demeleri de bu yukarı yönlü gittiğimiz grafikte frene bastıkları, durdurdukları, bulunduğu yerde durdurdukları ve yavaş yavaş artık bunun tersi politikaya hareket edebilecekleri yönünde yorumlanabilir. Yani aslında siz işin de güzel tarafından da bakıyorsunuz. Hani bir tane daha faiz artışı yapılacak gibi bir karamsar tablodan ziyade en azından gözlem süreci olacak ve buradan bir aşağıda faiz hatlarında düşüş olabilir diye. İki tane haber izleyeceğiz ve onu analiz etmenizi de çok rica ediyorum Ahmet Bey. İlki özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın biliyorsunuz yönetim kurulu üyelerinden ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel önemli bir isim ve özellikle yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini bir süre daha yüksek tutması gerektiğini söylüyor. Tabii bu hem doların hem de bakıldığı zaman Türk lirası gibi paraların da değerini de yön verecek açıklamalardan bir tanesi. Bir izleyelim Nagel'i, sonra Muhammed Bey'le analiz edeceğiz Euro'yu. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Salı günü Berlin'de Avrupa veri setinin ECB'ye yansımalarını değerlendirdi. Nagel konuşmasında sıkı para politikasının işe yaradığını ancak çok çabuk pes edilmemesi gerektiğini savundu. Kilit faiz oranlarının yeterince uzun bir süre yüksek bir seviyede kalması gerekeceğinin altını çizdi.
Ayrıca faiz oranlarının hali hazırda zirveye ulaşıp ulaşmadığını söylemenin henüz mümkün olmadığına değinen Nagel, kesinlikle verilere bağlı kalıyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde şu anda başka bir artışa gerek olmadığını belirtti. Ayrıca piyasalarla ekonomilerin borçlanma maliyetlerinin 2024 yılına kadar bu seviyede kalması beklediklerini ifade etti. İspanya'daki ayrı bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, mevcut %4'lük mevduat oranının enflasyonun hedefe geri dönmesine yardımcı olacağını söyledi. Tabii Euro biliyorsunuz dolar sepetinde yani dolar endeksi içerisinde önemli bir orana sahip ve dünya ticaretinde de kullanılan önemli bir para. Dolayısıyla da Euro'nun değeri Amerikan dolarında küresel anlamda değerine de yön verecek. Geçtiğimiz ayı Amerikan dolar endeksi satıcılığı kapatmıştı ama son toplantıda Atina'da verdikleri kararda onlarda da enflasyon kaygılarına şahit olduk. Euro ne olur sizce karar sonrası ve özellikle Nagel'in yaptığı açıklamadan ne çıkarmamız gerekiyor? Yani Euro tarafında biz biraz daha olumluyuz açıkçası. Hı-hı. Yani her ne kadar hep bahsetsek de aslında Avrupa Merkez Bankası biraz yavaş müdahale eder. Çok ciddi bir birliği yok. Aralarında devamlı işte anlaşmaya çalışıyorlar. Politik birlik ve para birliği birbirini çok takip edemiyor. Ne birlikteler ne ayrılar diye. Euro tarafında biraz daha olumlu bir tablo var aslında. Çünkü her ne kadar sıkıntılar olsa da Avrupa hala üretimine devam ediyor. Tamam yani belli bir noktada Almanya'da vesaire üretim biraz geriliyormuş gibi duruyor. Ve bundan dolayı da yani aslında Amerika nereden acı çekiyorsa, nereden sıkıntı yaşıyorsa bu faizlerin artırılmasından dolayı benzer bir şekilde Avrupa da oralardan sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla ben yani küresel olarak genel itibariyle bu faiz artış döneminin sonuna geldiğimize inanıyorum. Çünkü bundan biraz daha yukarısı nasıl antibiyotiği işte 8 saatte bir almanız lazım. 4 saatte bir alırsanız daha iyi olmayacağı gibi zarar da verebilir. Bundan daha fazlası biraz daha ekonomilere zarar verecek gibi. Amerika ile Avrupa'yı karşılaştırdığımızda hani euro dolar gücünü karşılaştırdığımızda da dolar biraz önce bahsettiğim gibi gereğinden fazla değerlendi. Yani hepsinde bütün para şeylerinde paritelerde işte doların işte Japon yenine karşı olsun işte euroya karşı olsun pound'a karşı olsun gereğinden fazla bir değerlendiği durumla karşı karşıyayız. Gereğinden fazla dememin sebebi Amerika bu ülkelere göre çok çok daha iyi durumda değil hakikaten. Ekonomik aktivite olarak da borçluk anlamında da ya da kredi riski noktasında da baktığınızda çok daha iyi bir durumda değil. Hatta bunların arasında en fazla piyasaya likitte süren, en fazla bu pandemi sırasında ya da diğer dönemlerde 2008 sonrasında kendi parasının küresel geçer para birimi olmasını bu kadar istismar eden başka bir ülke olmadı açıkçası. Muhammed Bey aslında bir herhalde var bence istismar eden Japonya diyeceğim. Çünkü Japonya ile ilgili de bir haberimiz var. Orada özellikle biliyorsunuz parası son 15 yılın en düşük seviyesinde ve Japonya tarafında önemli bir açıklama geldi. Ve Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda Euro karşısında özellikle Japon yeni tarihin en düşük seviyesine inince gerektiğinde müdahale etmeye hazırız diyor Japonya. Ancak faizlere bakıldığı zaman eksi faizler yıllardır devam ediyor ve Japonya Merkez Bankası'nın inanılmaz daha doğrusu hazinesinin borçluluğu var. Bir izleyelim o tarafta majör bir değişiklik var mı diye soracağız Muhammed Bey. Japonya'nın döviz konusunda bir numaralı yetkilisi Masato Kanda, yendeki ani değer kaybı sonrasında müdahale sinyali olarak algılanan açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Yardımcısı Masato Kanda, döviz piyasasına müdahale etmeye veya başka önlemler almaya hazır olup olmadıkları sorusuna beklemedeyiz diye karşılık verdi. Kanda, para birimlerindeki tek taraflı ani hareketlerden çok endişe duyuyoruz ve aşırı döviz hareketlerine karşı mevcut tüm seçenekleri uygun şekilde kullanma niyetindeyiz. Ancak ne yapacağımızı ve ne zaman yapacağımızı söyleyemem diye konuştu. Kanda ayrıca spekülatif hareketlerin muhtemelen yendeki son hareketlerin arkasındaki en büyük neden olduğunu da sözlerine ekledi. Politika faizini eksi %0.1 ile değiştirmeyen Japonya Merkez Bankası uzun vadeli getirilerin daha yüksek seviyelere çıkmasına izin verecek adım atmıştı. Salı günü Japonya Merkez Bankası
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 yıllık tahvil getirisi kontrolünde daha esnek bir yaklaşım benimseneceği belirtilirken %1'in referans noktası olarak alınacağını söyledi. Kararın ardından yen, euro karşısında 15 yılın en düşük seviyesini test etmişti. Aslında Japonya Merkez Bankası'nda da bir değişiklik de başkan tarafında olmuştu biliyorsunuz. Ueda ismi gelmişti ki o da Japonya'nın Ben Bernanke'si olarak adlandırılan bir isimdi. Ancak orada da bakıldığı zaman aslında bir politika anlamında değişiklik olmadı. Sadece Merkez Bankası Başkanlığı değişikliği oldu. Herhalde enflasyonun olması kadar enflasyonun olmamasının da ne kadar bir ekonomi için tehlikeli olduğunu görüyoruz değil mi? Onlar da ısrarla %2'nin üzerinde bir enflasyona inanmıyorlar. Yok bu bizden değil, bizim vatandaşlarımız enflasyon yaratmamıştır. Bu birazcık daha global ölçekli gıda fiyatları ve enerji kaynaklı bir enflasyon. Dolayısıyla da ultra gevşek para politikasına devam edelim diyor. Helikopter paraları hatırlıyoruz Japonya'da, birçok noktaya hatırlıyoruz. Ne olacak bu Japon yeninin kaderi diyelim size, soralım size Muhammed Bey. Şimdi Japon yeni bayağı bir fokusta son dönemlerde baktığınızda. Ben hani kendim de birebir takip ediyorum, neticede çok ciddi pozisyonlar olduğu için orada. Belli psikolojik seviyeler var tabii ki, 150 gibi, 145-155 gibi onluk sayma sistemini kullandığımız için. Oraları hani geçme, test etme gibi durumlar var. Bunların sebeplerinden biri bu seviyelerde, bu psikolojik seviyelerde çok ciddi türev ürünlerin yoğunlaşması söz konusu. Yani bazı ürünler var, hani yazı tura atar gibi 150'ye değer ya da değmez diye bir opsiyon, hani dijital opsiyon dedikleri. Çok ciddi milyarlarca dolar, trilyonlarca dolar büyüklükte böyle opsiyonlar var. Dolayısıyla o seviyeleri ister istemez test ediyor. Bunun yanında şimdi Japon yeninin macerasına bakarsanız 150-75-150, yani iki katından yarısından geri iki katına çıkıyor. Yani çok ciddi hareketler. Şimdi enflasyonun sebebi, Japonya'da oluşacak enflasyonun sebebi de siz şimdi birkaç sene önce 70'lerde 80'lerde olan Japon yenini 150'ye çıkarırsanız bir şekilde, ki bunun sebebi tamamen spekülasyondur. Yani bunun arkasında ne Japon ekonomisi var, ne başka bir şey var, ne düşük faiz olayı var açıkçası, ben size söyleyeyim. Tamamen spekülasyon. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm diye piyasayla Japon Merkez Bankası'nın biraz atışması değil mi? Tabii ki. Büyük emeklilik fonları, para fonları vesaire, yani varlık fonları diyelim, devletlerin varlık fonları. Şimdi Japonya'nın şöyle ilginç bir durumu var. Mesela Türkiye'de de biliyorsunuz bu kur tarafında çok ciddi yukarı hareket oluyor. Sizin gidip de mesela dolar alıp Japon yeni satmanız için, yani doların yukarı gelmesi için gidip Japon yeni satmanız lazım. Dünyada tamam bu kadar işlem oluyor da kimin elinde bu kadar satabilecek Japon yeni var? Bu bir soru işareti. Mesela aynı Türkiye'de olduğu gibi Japon Merkez Bankası ya da maliyesi ya da devlet hazinesi çok rahatlıkla Japon yeni fonlamasını kısıtlayabilir. Yani faizini artırmazdı. Yok arkadaşım, vermiyoruz. Bu gecelik kimseye swap vermiyoruz. Hadi bakalım ne yapacaksın? Swap faizleri gibi değil mi? Londra'nın hani tabiri caizse o dönem ekonomi yönetimi elini kırmıştı. Evet. Herhalde aynı müdahaleden bahsediyorsunuz. Yani benzer olacak. Dolayısıyla şeyde Japonya'da düşük faiz olacak gecelik. Bir bakacaksınız Londra'da %10, %20. Çünkü yen bulamayacak kimse. Bakın bu çok basit bir müdahale. Şimdi böyle bir şey olursa o zaman pozisyonu olanlar çok ciddi sıkıntıya girer değil mi? Çünkü bütün burada oynanan oyun ne? Kere dediğimiz, işte vay işte Amerikan doları senelik %5 faiz veriyor. Japon yeni sıfır versin diyelim. Hani -0.10 çok şey değil. %5 fark olsun aralarında. Bu ne demek? %5'lik fark. Yani 150'de %5 kabaca bize 7, 140'lık 147,5 olalım. Bir sene içinde ama. Ama harekete baktığınızda yani öyle %5'lik bir faiz farkından dolayı bir hareket yok. Yani gelmiş 100'den 150'ye vurmuş. Yani bu çok arkasında büyük bir adım. Evet. Çok çok büyük bir hareket. Yani kedi buradaysa et nerede, et buradaysa kedi nerede? Yani madem biz carry trade yapıyoruz, niye o zaman %30'luk, %40'lık bir hareket var? Bu birincisi. İkincisi, Japonya biliyorsunuz çok ciddi üretim yapan, ihracat yapan bir ülke. Yani günün sonunda bu çok meşhur büyük küresel şirketleri vergilerini Japon yeni olarak ödüyorlar. Yani geliyorlar, dolarları alıyorlar, karlarını yene çeviriyorlar, maliyeye öyle ödeme yapıyorlar. Kimse gidip de maliyeye dolar üzerinden ödeme yapmıyor. Evet. Ve alınan bütün spekülatif pozisyonların altını çiziyorum,
Yani Japonya ile işi olmayan kimsenin elinde Japonya'nın yok. Tabii ki hani birikim olarak bankaların elinde mevduat olarak vesaire var. Mutlaka. Hani basket olsun, sepet olsun, çeşitlilik olsun diye var da. Aynı Türk lirası gibi yani işiniz yoksa Japon yeni ile kim eline kaç bin Japon yeni almış mesela dokunmuş gerçekten. Evet. Şimdi eurosu, poundu, doları herkes iyi kötü değil mi? Bunlar küresel olarak kullanılan şeyler de Japon yeni biraz daha Asya'da o ülkeye has olan bir şey. Dolayısıyla benim beklentim bu hareketin aşırı olduğu yönde. Ha şu olur bakın patlatırlar bak, gerçekten. Lütfen fiyatı. Muhammed Bey hızlı toparlayabilirsek. Tabii, 150, 160, 170'e de gider ama olması gereken noktalar orası değil. Dolayısıyla daha aşağıya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet yani bir yatırımcılarda da öğrenilmiş bir ezber de var yani. Her geri çekilmede alıyorlar. Çünkü biliyor ki dolar yen paritesi gidecek. Yani hiçbir müdahale de etkili de olmuyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Aynen. Son ekleyeyim. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Yani Merkez Bankası bağıra bağıra insanları uyarıyorsa kimse sonradan ya niye bu başıma geldi demesin. Çünkü evet. Hareket çok sert olur. O ezber bozulabilir işte onu diyecektik değil mi? Yani bu açıklamalar belli ki politikada bir değişiklik olabilir efendim. FED toplantısı özel yayını birazdan başlayacak. Ali Çağatay sunacak. Değerli konukları var. Özellikle faiz kararının anlık olarak fiyatlara yansımalarını da EkoTürk TV ekranlarından bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.